Esti kebapları önümde duruyor. Güzel güzel kokuyor. Hepsi şu anda bilinmez. Nasıl olduğunu beraber göreceğiz. Biraz şeyimiz de büyükmüş şefim. Daha küçüğünü alamadın mı? Dur bakalım kırabileceğiz mi? Bismillah, bismillah. Becerdim vallahi. Size göstersem mi? Çok canınız çeker. Çok güzel. Uhu. Bakalım ne olmuş. Etler ön pişim aşamasından geçmesine rağmen bu gelinimizin eti hala sert. Maalesef hala sert bir eti var. Biberlerin falan doğramaları aslında ben biraz böyle gözle görmeyi severim ama şefimiz ne istedi, nasıl oldu bilmiyorum. Soğanlı pişmiş. Gayet de güzel pişmiş hem de. Sarımsağı da güzel pişmiş. Ben bu tabağı beğendim gibi. Ama diğerlerinden sonra karar verelim. Çünkü ilk tabak önümdeki soğanları muanları değerlendirelim diğerine göre. Haydi bakalım ikinci tabağımız. Bu tabağın sebzeleri, soğanı, biberleri falan birbiriyle öyle bir geçmiş, öyle bir böyle mayışmış ki çok beğendim. Bunun da etinde sertlik var, aynı sayılır. Şu bir de böyle daha güzel bir lezzet vardı. Ama bunun da biberlerinin falan ölmesi, birbiriyle özdeşmesi çok hoşuma gitti. Ben çok etçi değilim, sebzeciyim. Şu sebzelerine böyle ekmek bana... yiyesim geldi yani o kadar güzel olmuş sebzeleri. Fena değil bir tabak o da. Şimdi süre aynı, ön aşama aynı. Bu gelinimiz bu etini nasıl böyle lokum gibi yapmış derler insana. Çok güzel, bak şöyle göstereyim Kadir sana da çatalla bile ezilecek bir eti olmuş. Tebrik ediyorum gerçekten. Eti çok iyi, sebzeleri çok iyi, yemeğin birbiriyle geçişi çok iyi. Sanırım en güzel içlerinde bu tabağımız olmuş. Şu birde de buna benzer böyle o yağında lezzeti vardı ama bu bayağı bayağı olay bir tabak olmuş. Tebrik ediyorum kimse. Ve son... Bu tabağımızın eti de fena değil. Yani şu 1 ile 2 gibi daha doğrusu fena değil dediğim en güzel pişen şu üçüncü tabak. Bak bu da birazcık zorlanıyor. Hatta kırmızılıklar da var birazcık. Ya ama 4'te 4 yani aşırı lezzetli olmuş. Kapalı bir kapta pişiyor ya bu düdüklü gibi bir şey oluyor tadı. Çok 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 beğendim. Ama puanlarda o kadar da eli açık olmayı düşünmüyorum. Hadi bakalım haftanın 4. günü ilk puanlar benden. Sıkı durun. 1. tabak 1 puan. 2. tabak 1 puan. Üzülerek veriyorum bu birleri ama her gün çok puan dağıtıyorum. 3. tabak çok hak ederek yıldızlı 5'ini alsın. Lime lime olmuş eti. 4. tabak da bak şimdi. Çok güzel bir lezzeti vardı. Ona da 2 verelim. Hadi son anda. 2 tane birimiz, 1 tane ikimiz var. Önce 1 tane birden kurtulalım bence. Bakalım kim haftanın 4. gününe 1 ile başlıyor? Sebzeleri en iri olan bu gelinimiz şu an. Şöyle bir daha baktım. Ama bu da güzel. Bakalım kimsin sen? Damla! 2000 başına geçiyorum. 2 puancık aldı ama şu lezzeti göz ardı edemedim. Acaba o kimin oluyor?
İki puancık haftanın dördüncü günü kimin oldu acaba? Yeşimciğimin olmuş. Aa, çok enteresan. Şu tabağı kim yaptı? Hemen onu bulalım. Çünkü bu gelinimiz olay 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 yaratmış. Sebzeleri küçücük küçücük doğramış. Her şeyini çok güzel pişirmiş. Kimsin acaba sen? Birgül mü, Aleyna mı? Aleyna! Huhu! Burada da Birgül'cüm var. İstediği performansı bir türlü yakalayamadı Birgül. Çok üzgünüm onun adına. Jelinin mutfaktanın dünyada eşi benzeri yok. Bu program öyle bir program ki altın dağıtmaya doyamıyor. Yüz yüze mülakata gelen herkese bir çeyrek altın veriyoruz. Çeyrek altını kazanmak için yapmanız gereken tek şey başvurmak. Bu çeyrek senin. Türkiye'nin fenomen gelinleri ve fenomen kayınvalideleri arasına sizler de girebilirsiniz. Geliyoruz gelin kaynama. Gelinin mutfakta yarışmadan kazandıran tek yarışma.